Hala kredi kullanmayı başaranlar, risk alıp konut alanlar ki bunların büyük bir kısmı batık olarak geriye dönebilir. Bir de kamulaştırma yöntemiyle konut alanlar. Şimdi bu en kritik mesele. Böyle bir tablo var veya yok demiyorum. Ama uzun zamandır böyle bir iddiayı ortaya koyuyorum. Daha doğrusu böyle bir soruyu soruyorum ben. Kamulaştırma ile ilgili hikaye de şu. Acaba ellerinde stok bulunan bazı müteahhitler yüksek fiyatlarla fiktif olarak kendi şirketlerine ya da kendi tanıdıklarına toplu satış gerçekleştiriyor mu? Bu toplu satışlar sonrasında bankalardan, özellikle kamu bankalarından krediler alınıyor mu ve bu kamu bankalarındaki krediler ödenmediğinde bu evler kamulaştırılacak mı? Yani birileri bu işten zengin olurken yarın öbür gün büyük bir konut balonu krizinin de önünü mü açıyorlar? Bir kere şunu söyleyeyim. Konut sektöründe ciddi bir balon var Türkiye'de. Kim ne derse desin. Yani çok yüksek fiyatlar var. Bu kiraları da etkiliyor ve yarın öbür gün büyük bir sosyal krizi beraberinde getirecek. Selçuk Bey, kısaca şunu da sormak istiyorum. Bir de şöyle bir veri var tabii, belki bu daha belirleyici bir şeydir. İkinci el konut satışında daha fazla ağırlıklı olarak ikinci el konutlarda satış yükselmesi var. Hani bu şey anlamına da gelebilir mi? Yani başka alanlardaki yaşanan olumsuzluklar insanların konutlarına satmasına yol açıyor. Böyle bir yükseliş de olmuş olabilir mi? Yani o bu şekilde yorumlanabilir. Bence insanların büyük bir kısmı fiyatların çok yükseldiğini görüyorlar ve bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyorlar satanlar. Satın alanlarsa, ikinci evdeki satışlardan bahsediyorum. Satın alanlarsa genel itibariyle bu fiyatların daha da yükseleceğini düşündükleri için satın Peki. alıyorlar. Peki. Şimdi burada kritik meseleyi söyleyeyim yalnız, çok özür Buyurun. dileyerek. Bu Amerika'daki türev krizini işaret eden bir gelişme. 2007-2008'de yaşandı bu türev krizi. Nedir onu? Çok bir cümleyle söyleyeyim, sonra söz size bırakayım. Amerika'da hatırlayın, fiyatlar sürekli yükseliyordu 2000 ile 2007 aralığında. Her alan para kazanıyordu. Ne zaman ki 2007-2008 döneminde aşırı faizlerle artık para kazanamaz hale geldiler, büyük bir kriz patladı ve bütün dünyaya yayıldı. Türkiye'de işin içinden çıkılamaz bir krize doğru dönülebilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki. Oğuz Bey, size de bir açıklamayı yorumlamanızı isteyeceğim. Çünkü artık hani üzerine ne söylenir bilmiyorum ama Sayın Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili şöyle dedi. TL çok değerliydi. Çok şükür bundan uzaklaştık. Ne diyeceksiniz? Yani biraz önce Selçuk Bey de söyledi. Yani eğer dertleri oysa niye bu kadar şeyi tutmak için, dövizi tutmak için bu kadar Merkez Bankası rezervlerini tükettiler? Yani bunu üstelik son 3 yani son 4 yılda 2018 sonrasında 3 döviz krizine yol açarak başarmış vaziyetteler. Yani bırakın o zaman serbest bırakın. Zaten normalde bu serbest kambiyo piyasasındayız, değil mi? Müdahale etmeyin. Yani üstelik dışarı açık bir ekonomide hem kura hem faizlere müdahale edemezsiniz. Ama bunu bir türlü öğrenemiyorlar. Yani bunun iler tutar bir tarafı yok. Şunu söyleyeyim tabii bu arada. Şeyden itibaren, Ocak'tan itibaren, Ocak ve Şubat aylarında örneğin bir dolar 13 TL platosundaydı. Mart ve Nisan 14'ler platosunu yaşadık. Oralarda satış aman daha fazla yukarı çıkmasın diye biliyorsunuz döviz arka kapı satışlarıyla tutuldu. Daha sonra ama Mayıs'ta hem cephane tükendiği için hem bırakalım ucunu biraz dendiği için olacak. Mayıs'tan itibaren çok hızlı aşıldı. Yani hemen mesela 15 eşiğini Mayıs'ın ilk 2 haftasında aştık. Daha sonra işte bugünkü durumu biliyorsunuz. İşte 17 eşiği aşılmış vaziyette. Eşeğe kadar bakarsanız TL'nin reel anlamda değer kazandığı bir dönem diyebiliriz Ocak'la eğer alırsanız 31 aralığı 100 alırsanız Nisan sonuna kadar aşağı yukarı enflasyona kıyasla bir reel değer kazan dönem olarak. Fakat şeyden itibaren hakikaten Mayıs'tan itibaren bir reel değer aşılmasının hızlandığını görüyoruz. Ama tekrar söylüyorum, bunun arkasındaki mantığı anlamak mümkün değil. Burada baş edemedikleri bir soruna yani biz bunu şu nedenle yaptık aslında. Yani biz bunu bilerek yaptık. Yani bu elimizde kontrol kaçmış değil elimizden. Biz bunu şu amaçla yaptık demek için. Kardeşim peki
bunu yapıyorsan, TL aşırı değerli, biz bunu hallediyoruz bu şekilde diyorsan, niye bu kadar cari açık veriyorsun? Niye bu kadar dış ticaret açığı ilk 5 ayda 43 milyar liraya çıkmış, pardon dolara çıkmış vaziyette ve yıl sonu itibariyle 100 milyar dolara koşuyor. Cari açıkta 50 milyar doları aşacak bir seviyeye şimdiden aday. Yani bir taraftan TL değerini biz düşürüyoruz reel olarak. Çünkü buradan ihracatı arttıracağız, dış ticaret açığını azaltacağız diyorsun. Ama bütün göstergeler tam tersini sana söylüyor. Demek ki hiçbir dayanağı olmayan bir yoldasınız. Arada bir işte biz bunu şu maksatla yaptık diye kendi taraftarlarının ağzına laf vermeye çalışıyorlar. Bunun bir şeyi yoktur. İler tutar tarafı yoktur. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Oyan, Sayın Geçer, yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi bültenimizin başında söylemiştik aslında haber masasına başlarken. Diyarbakır'da 8 Haziran'da bir operasyon yapıldı gazetecilere yönelik. 20'si gazeteci, 22 kişi gözaltına alındı. 8 gündür gözaltındalardı. Ek gözaltı süresi alındı. Bu süre içerisinde avukatları da dahil olmak üzere neyle suçlandıklarını, soruşturmada isnat edilen suçun ne olduğunu öğrenemediler. Tek kişilik hücrelerde kaldı gazeteciler bu süre boyunca, gözaltında oldukları sürede. 2 gün önce emniyette ifade vermeye başladılar. Sonra savcılık ifadeleri alındı. Susma haklarını kullandılar. Sonuç itibariyle gazetecilerden 16'sı tutuklandı. Eğer hazırsa o gazetecilerin avukatı Sayın Resul Temur'la konuşacağız ama arkadaşlarım hazır değil dedi. Birazdan o gazetecilerin avukatlarıyla da konuşacağız. Ne oldu? Neyle suçlandılar? Neden gözaltına alındılar? Artık herhalde avukatları da öğrenmiştir. Biz de onun aracılığıyla öğrenmeye çalışacağız. Ama önce HDP'ye yönelik bir operasyon daha var. Bir operasyon daha yapıldı. Onunla devam edelim. İstanbul'da en az 11 kişi gözaltına alındı. Aralarında il ve ilçe yöneticileri de var. Polis sabah saatlerinde eş zamanlı olarak birçok adrese baskın düzenledi. Eşyalar dağıtıldı, evlerde arama yapıldı. HDP İl Örgütlenme Sözcüsü Besra İşsever, Üsküdar İlçe Eş Başkanı Aysel Özber'in de aralarında olduğu en az 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi belli değil ama gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor. Gelecek Partisi Diyarbakır'da Kürt meselesi çalıştayı düzenledi. Milliyetçi Hareket Partisi ayağa kalktı. Bahçeli, Davutoğlu'nu PKK tezlerini savunmakla suçladı. Davutoğlu'nun Bahçeli'ye cevabı ise çok sert oldu. Yine asabi bir yüz, yine sert cümleler, yine hakaret dili ve her haliyle yüreğiyle dili arasında bağı olmayan bir insan görüntüsü gördüm. Daha önceki bir hasbihalimizde aman kendinize dikkat edin demiştim. Şimdi bir kez daha söylüyorum. Sizin psikolojik saatiniz konusunda ciddi şekilde kayıklıyım. Sosyal medyadan duyurdu. Sayın Bahçeli, bugün biraz uykusuz kalmanızı rica ediyorum. 23.30'u bekleyin lütfen dedi. Gelecek Partisi sizin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir video yayınladı. Bir insan nasıl bu kadar öfkeli olabiliyor? Diline nasıl bu kadar ağır kelimeler yükleyebiliyor? Sizin probleminiz yalnızlık. Sizin gibi düşünmeyen herkes sizin için ya hain ya terörist. Alışın Sayın Bahçeli. Sizden farklı düşünenler de bu ülkenin vatandaşları. Ne istiyorsunuz Allah aşkına? Nedir bu kutuplaştırıcı değil? Davutoğlu geçen hafta Diyarbakır'da demokratik geleceğimizin inşası Kürt meselesi çalıştayına katılmış, yeni bir demokratikleşme süreci için 10 madde açıklamıştı. Bahçeli grup toplantısında Davutoğlu'na sert çıktı. Serok artık kartını açık oynamaktadır. Ve PKK tezlerini savunacak kadar çukurlaşmıştır. Serok Ahmet, Türkiye'nin başına sarılmış beladır, kumanda edilen mandacıdır, geçmişi ve geleceğiyle siyasi kundakçıdır. Davutoğlu, Serok Ahmet ifadesinden alınmadım dedi. Bir nefret diline değil, biz bu topraklara sevgi tohumu ekmek istiyoruz diyen Hazreti Mevlana'nın diline ihtiyaç var Sayın Bahçeli. Siz isteseniz de istemeseniz de bu toprağın insanları, yeni nesilleri bu dille konuşmayı başaracaklar. Siz ise tarihe
Başarısız bir lider olarak geçeceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da uyardı. Ecevit gibi sizi de yolda bırakırsa şaşırmayın dedi. Bahçeli'yi mandacı ortağı ilan etti. Mandacılık nedir bilir misin?